Önder kayak arasına geri gelebilir miyiz? Lütfen. Eğilsene lütfen. Efendim bir saniye beklersek güzel seçim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler abi. Bazı konuları istişare ettik. Yani genelde ülkemizin gidişatından endişelerimiz birbirine benziyor. Bir dayanışmanın, dirsek temasının olması da elbette tabiidir diye düşünüyorum. Türkiye'nin sorunlarını dile getirdik. Arkadaşlarımızla sonra baş başa bir süre Türkiye'nin sorunları, çözümler üzerinde de durduk. Bir anayasa tartışması Sayın Erdoğan başlattı. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle sizin var olan anayasaya uymanız gerekir. Var olan anayasada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esas mı? Esas. Tarafsızlığı üzerine, namusu ve şerefi üzerine yemin edildi mi? Edildi. Buna uyuluyor mu? Uyulmuyor. Peki o zaman biz nasıl mevcut anayasaya dahi uymayan kişinin verdiği söze ya da davete inanacağız ve güveneceğiz? Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Anayasadan da diğer yasalardan da önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra anayasayı düzeltirsiniz. Ondan sonra yasalarda değişiklik yapabilirsiniz. Daha güzelini müzakere edebilirsiniz. Ama zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de aslında çok da büyük bir faydası olmaz. İstemiyoruz bunu diyorlar. Kardeşim sen de ayrıl oradan ya. Bir büyüklük yap. Kendini fazla yıpratma. Bir büyüklük yap, ayrıl. De ki ben buradan ayrılacağım. Ben buradan ayrılamam. Ayrılmayacağım. Ayrılma, otur oraya. Ne olacak yani? Oturdu da boyu mu büyüyecek bunun? İtibarı mı artacak bunun? Yarın çocukların yüzüne nasıl bakacak? Oğlu dönüp de buna, yarın oğlu dönüp de baba seni boğaz içine atamışlardı. Ya bir hoca bile sana destek vermedi. Bir öğrenci bile sana destek vermedi. Ne biçim hocasın diye sorduğunda çocuğuna nasıl bir yanıt verecek bu? Akıllı bir adamsa görevi bırakır. Akıllı bir adamsa, hırslı bir adam değilse görevi bırakır. Ayrılır. Çoluk çocuğuna hesap vermek için ayrılır. Bir diyaloğun başlamış olması hangi niyetle yapılırsa yapılsın iyidir. Yani diyalog konuşmak demek. Yani farklı görüşlerde, kanaatlerde bulunan siyasi parti yöneticilerinin bir araya gelip meseleleri görüşebilmeleri ilk adımdır ve en önemli adımdır. Bize gelen ister AK Parti olsun, ister HDP olsun, onlarla da oturup elbette bu meseleleri görüşmeyi İşin tabiatı gereği olarak normal karşılıyoruz. Bir siyasi partiyi, yasalara göre kurulmuş bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir. Ahlaki de değildir. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz. Politikalarını beğenmeyebilirsiniz. İzlediği yolu, yöntemi beğenmeyebilirsiniz. Ama düşmanlaştırmak asla doğru değil. Düşmanlaştırmak aslında demokrasiye karşı çıkmak anlamına gelir. HDP bir siyasi partidir. Bizimle görüşmek isterse gelir görüşürüz. Düşüncelerimizi karşılıklı paylaşırız. Şu aşamada bir ittifak söz konusu değil, bir ittifak arayışı da söz konusu değil. Zaten Sayın Genel Başkan'la yaptığımız görüşmede, arkadaşlarla birlikte yaptığımız görüşmede de bir ittifak arayışı ya da oturalım bir ittifakı nasıl gerçekleştiririz diye bir düşünce tartışılmadı. Ha, ne zaman ittifak görüşmeleri gündeme gelir? Seçim dönemi olur. Seçim dönemi olduktan sonra siyasi partiler bir araya gelirler. İttifak görüşmesi yaparlar veya yapmazlar. O ayrı bir şey. Ama bugünden toplumun siyasi partileri belli ittifaklar içinde görüp ve o çerçevede değerlendirmeyi çok doğru bulmuyor.